yükselen Kobi bankacılığı Bank Asya'da. Paranın rotasından günaydın sevgili seyirciler. Evet yeni bir gün 3 Aralık 2013 ve bugün en azından ekonomi için önemli bir gün. Enflasyon verileri açıklanacak saat 10'da. Bu veriler sonrasında piyasalarda dalgalanma olur mu olmaz mı? Bunu da konuşmak aslında çok anlamsız. Çünkü şu an bütün piyasalarımız tamamıyla yurt dışı endeksine e, yurt dışına endeksli gidiyor. Ve her gelen haber Amerika'dan dün işte ISM imalat ama ISM sanayi verileri geldi. Buna baktığınızda Amerika toparlıyor, ekonomisi güçleniyor ve burada tüm borsalar sadece biz değil, dünya piyasaları stres yaşıyor. Diğer taraftan Amerika olumluya gittikçe işte dolar yükselmeye başlıyor. Dolar diğer tüm paralar karşısında yükseliyor. Dün de biliyorsunuz 2.04'ü geçti dolar. 2.04 44'lere kadar geldi. Bu sabah itibariyle bir miktar gevşeme var, 2.03.96 rakamını görüyorum. E, dünkü e, bir miktar bulutlu ve ani bastıran e, satışlar yağmurdan sonra şu aşamada e, Moody's'den gelen açıklamalarla dün piyasalar kapandıktan sonra derecelendirme kuruluşu Moody's bir açıklama yaparak Türkiye'nin e tapering'e karşı diyor ki bu tapering dedikleri şey şu. Amerika her ay aldığı 85 milyar dolarlık tahvil ve özel sektör tahvili, devlet tahvili artı özel sektör tahvilini azaltacak biliyorsunuz. Eğer bu azaltma başlarsa Türk bankaları ve banka dışı kesim nasıl etkilenir sorusuna yani en yetkili ağızlardan Türkiye'ni Türkiye'ye puan veren, derece veren bu yüzden haber geldi. Bunun Türkiye üzerinde çok ciddi, kalıcı bir etkisi olmayacağını belirttiler. Çünkü Türkiye'nin şu anki bankacılık sisteminin oldukça güçlü olduğunu vurguladılar. Şimdi bu tür yorumları tabi değerlendirmeleri okurken de insan şunu da yapmadan edemiyor. Çünkü sorulardan da bakıyorum hep o yönde mesajlar da var. Ya bunlar bizim hakkımızda iyi bir şey söylüyor herhalde paralarını kurtarmak için. Yani buraya bir şey olursa yabancılar borsanın yüzde %62, 62-63'üne sahip. Tahville bakmış olsanız 114 milyar dolar yabancıların elinde Türk Devlet Tahvili bulunuyor. İşte en azından burada bir sakata gelmeyelim. Ve burası çok olumsuza dönmesin diye mi söylüyorlar diye de sizler soruyorsunuz. Evet bu tür spekülasyonlar her zaman yapılıyor. Ama şunu da özellikle vurgulayayım. Yapmış olduğu açıklamalara... Acaba hakikaten katılmak mümkün mü değil mi? Bir ekonomist olarak ben şunu belirteyim. Gerçekten de bankacılık sistemi dışarıdan borçlanıyor ama bu borçlanması karşılığında bu borç kurların yukarı gitme riskini de hece ediyor. Yani bankaların açık pozisyonu yok ama özel sektörde açık pozisyon var. Bir veri var ki bu çok önemli. O da Sayın Babacan, Erdem Başçı ve Sayın İbrahim Çanakçı ile yapılan toplantıda ...gündeme geldi ve grafiklerle de gösterdiler. Mayıs'ta Bernanke çok net bir şekilde konuşurken... ...yani 2014'ün ortalarına kadar bu taperingi bitirmiş olacağız gibi bir laf edince... ...o sırada biliyorsunuz tüm dünyada faizler hızla yükseldi. Amerikan 10 yıllık faizleri %1.50'lerden %1.70'lerden %3'e yaklaştı... Ee, tüm dünyada faizler arttı. Tabii Türkiye'nin eurobondları da dolar bazında eurobondlarının faizleri de arttı. Eurobondların fiyatı düştü, değeri düştü. Böyle bir ortamda acaba hem bizim bankalarımız hem de yabancı e, ülkelerden borçlanan özel sektör borçlanmakta zorluk çekti mi? Borçlarının ne kadarını çevirebildi diye bakıldığında Merkez Bankası'nın verileri çok net bir şekilde bu dönemde borçlanma maliyetinde artış olmadığını Aynı zamanda bankaların borç çevirme konusunda daha önce almış oldukları sendikasyon kredilerini çevirme konusunda hiçbir güçlükle karşılaşmadan daha önceki borçlanmaların da üzerinde borçlanma yapabildiklerini gösterdi. Bunun önemli bir sebebi şu her ne kadar büyüme çok gerilemiş olsa da yani geçen yıl %2.2'ye düştü bir önceki yıl 8.2 büyümüştük ve bu yılda çok büyük bir olasılıkla %3.6 civarında bir büyüme gerçekleşecek. Türkiye'deki iş dinamiklerle büyümenin en azından borç ödemede sorun yaratmayacağını düşünen yabancı kesim borç vermeye de devam ediyor. Moody's de işte bu noktada o günden yani Mayıs'tan bugüne kadarki gelişmeleri de değerlendirerek herhangi bir taperingde azaltma durumunda ne kadar bir sıkıntı çekilebileceği konusunda bir yorum yapmış. Bu tabii şu an olumlu etkilemiş durumda piyasaları En azından ilk aşamada Dolar-TL kurunu görüyoruz ve Dolar-TL kurunda böyle bir aşağı yönlü hareket var. 2.04.40'lardan şimdi 2.03.96'ya gerilemiş durumda. Biraz sonra grafikleri sizlerle paylaşacağım. Bu arada bugünü yine finansal okur yazarla ayırdık sorularınızı gönderebilirsiniz. Ee, sizlerden de sorular gelmeye devam ediyor Turgut Cin diyor ki Dolar düşer çıkar sorun değil söylemlerinin Kafayı takmayın bu kadar açıklamalarının ardından LPG'ye %11 zam Vatana millete hayırlı olsun Devamının geleceğine eminim Katkısı olan herkese teşekkür ederim demiş Bir soru sormamış ama LPG'ye gelen e, e, Zamları da e, Biraz da hicivli bir şekilde eleştiriyor Eee Diyor ki Turgutçin yine, konuşacaklarını aktivasyonda bulunsunlar. Yani madem bu kadar iyiydik, neden dolarlarını alıp gidiyorlar? Dolar 2.40 demiş, bu olur mu şeklinde sormuş. Şimdi aslında dolarlarını alıp çok da gidemiyorlar. Yıl sonu biliyorsunuz kurumlar pozisyon kapatıyorlar, açık pozisyon kapatıyorlar. Aynı zamanda şöyle bir durum da var. Yurt dışı yabancı fonlar, hani hisselerde %63'ü yabancı bu hisselerin, devlet tahvili var ellerinde dedik. Özellikle bu süreçte fon yöneticileri kendi karlarını da belli bir noktada sabitlemeye çalışıyor. Bu nedenle de bir miktar kar realizasyonları görüyoruz. Ve genellikle bu kar realizasyonları olduktan sonra Aralık aylarında aslında Kasım'ın sonunda başlar olduktan sonra genellikle de Ocak etkisi bu yüzden gerçekleşir yani Ocak etkisi dediğimiz piyasaların genel olarak Ocak ayında olumlu bir havaya girmesidir. ve Ocak etkisinin gerçekleşmesinin bir sebebi de bu olabilir evet bunu da bu şekilde vurguladıktan sonra isterseniz önce şeye bakalım dolara bakalım ama bu arada Mevlüt Koç'un bir sorusu var günaydın demiş dolara bakacağım borsaya da bakacağız Günaydın. Konut kredilerinin 2014 yılı içerisindeki seyri nasıl olur? Bu faiz oranlarıyla ev almak mantıklı mı? Ve Ayşe Ocak da hocam bu yıl yılbaşı rallisi hayal mi oldu demiş. Hemen e, Mevlüt Koç'un sorusuna geleceğim ama Ayşe Ocak'ın sorusu daha kısa e, cevaplanabileceği için ona kısaca vurgulayayım. Bu yıl yılbaşı rallisi hayal mi oldu? Bu duyguları özellikle bu hafta içerisinde çok sık yaşayacaksınız. Ve önümüzdeki ee, günlerde 17-18 Aralık'ta ki 18 Aralık'ta biliyorsunuz Amerika Merkez Bankası'nın bir toplantısı var. Burada tahvil azaltımı başlayacak mı başlamayacak mı? Zaten dün de ESM verileri çok olumlu geldi. Amerika'dan e, ekonomide çarklar dönüyor. Motorlar çalışmaya başlamış. Bu nedenle de artık tahvil alımına da çok fazla gerek yok e, diye düşünen piyasalar dün seans sonuna doğru satışa geçtiler. Yılbaşı rallisi olur mu sorusuna şöyle cevap vereyim. Genellikle Ocak ayında hep bir ralli oluyor. Bu da ortalama olarak 24 Aralık'ta biliyorsunuz Christmas tatili başlıyor yurt dışında. Ve o dönem çok yatay geçiyor, çok fazla işlem olmuyor. Ama Ocak ayına gelindiğinde herkes kendisine çeki düzen vermiş, yeni değerlemeler yapmış. Hangi ülkeye ne kadar e, para koyacağına e, yani portföyünü çeşitlendirmiş ve hangi portföye ne kadar e, ne yapacağına karar vermiş oluyor. Türkiye'nin makroekonomik büyüme verilerini gözünde bulunduruyor. Ondan sonra almak isterse alıyor. Ama illaki başında ocak rallisi olur mu olmaz mı tartışmalarını ben aslında çok e, anlamlı bulmuyorum. Ama şunu söyleyebilirim. E, özellikle borsada e, zannedersem Ayşe Hanım borsadan bahsediyor. Borsada özellikle bu dönem yani Aralık dönemi olumsuz geçtiği zaman ki şu ana kadar Aralık girdiğimiz tarihten bu yana kadar yüzde birlik bir gerileme var. Dolayısıyla genelde Ocak iyi oluyor. İsterseniz e, grafiklere bir bakalım ve aylık bazda e, şeyi verelim, grafikleri verelim e, ve burada. Ralli'ler nasıl olmuş? Ona bir bakalım. Şimdi biz Aralık ayındayız ve bu Aralık grafiği kırmızılar düşüşleri, yeşiller de yükselişleri gösteriyor. Şurada Aralık'ta geri çekiliyoruz. Kasım'da düşüş gerçekleşmiş ve Kasım ayında e, borsa e, 71 bin'e kadar indikten sonra 75 binden e, kapanmış. Aralık'ta da düşüyor. Geçtiğimiz e, Ocak ayına baktığımızda e, Ocak ayına 78649. bin 649 seviyesini görmüş dip ve e, kapanışta 85.898 olmuş dolayısıyla e, yaklaşık olarak nereden baksanız 7.000 puanlık bir artış olmuş. Ondan önceki e, pardon bu Şubat ayıydı e, Şubat ayı e, Mart ayı e, özür diliyorum. E, burası Ocak ayında Borsa e, başlamış 78 bin 783'ten kapanmış ama en düşük 78.647'yi görmüş. 86.000'e kadar çıkmış. 86.000'e kadar çıkıyor burada. Ve daha sonra tekrar Ocak sonuna doğru düşüyor. Yani bir rally yaşanmış burada. Aralık ayı da oldukça iyi geçmiş geçen sene. 73.000'den 78.000'e kadar yükselmiş Aralık ayında. Geçen yıl Aralık ayında. Ondan önceki ocağa baktığımızda yine 2012'de ciddi bir rally var. Ve 51 bin 171'de e, e, başlıyor e, yani kapanış e, oradan gerçekleşiyor ve en düşük 49.263'ü görürken 58.741 seviyesinden e, e, en yüksek gördüğü seviye. Dolayısıyla e, 57.000 küsür seviyesinden bir kapanış gerçekleşmiş. E, burada da çok sert bir artış olmuş ama onun öncesindeki Aralık ayında bayağı bir e, geri çekilme var. Ortalama olarak biz bu geri çekilmeleri de yüzde kaç geri çekilme olduğunu da söyleyebiliriz. Hemen ona da bakalım. Bir aylık Price Rock göstergesini çizdiğimizde en azından onu da söyleyebiliyoruz. Aralıkta mesela ne kadar? Yüzde 5.9 bir düşüş olmuş. Ocakta yüzde 11 bir artış olmuş. Şeye baktığımızda 2011'de bu gerçekleşmemiş. 2011'de %4 düşmüş borsa Ocak ayında. Aralık ayında da %1 artış yapabilmiş. Hatırlarsanız 2011'e e, girerken e, özellikle e, olumsuz bir havada girmiştik Avrupa'daki stres yüzünden. 2010 yılının Ocak ayına baktığımızda, ee, ...yine e, %3,5'luk bir artış var ama onun öncesinde aralıkta %16'lık da bir artış var. E, aralıkta 2010 yılında. 2009'u saymıyorum çünkü 2009 kriz yılıydı. Dolayısıyla şöyle bir geçmişe baktığımızda son Ocak ve Aralık dönemlerine baktığımızda... ...sadece bir yıl hariç diğerlerinde genel olarak, olarak Ocak etkisini görmüşüz. Evet bu yılda benim tahminim e, özellikle borsa biliyorsunuz... 93.000'den düştükten sonra aşağı doğru geldikten sonra 67.000'lere kadar 64.000'lere kadar geriledi ve ama ortalama bandını yaklaşık olarak 74.500 seviyesinde oluşturdu ve 74.000 75.000 seviyesinde oluşturdu. 74.000'in altına giderse Aralık'ta. Yani 72.500 vesaire bu hafta olabilir bunlar. Yani 74.000 aşağı kırılırsa böyle bir durumda yukarı yönlü Ocak ayında o hareket yapma olasılığı çok yükselir. Benim genel olarak önerim çok kısa vadeli bakıyoruz ama şu an Amerika'dan gelen verilere çok endeksliyiz. Hiç olmazsa 17-18 Aralık'ta eğer tapering başlarsa, bu tahvil azaltımı işi başlarsa o sırada piyasalar bir türbülans yaşayacak olsa bile karar ne olursa olsun karar sonrasında genelde olumlu bir hava oluşacağını ben düşünüyorum. Çünkü Tabii ekstra başka bir sorun çıkmadığı sürece. Yani ekstra bir yerde bir savaş çıkarsa, ne bileyim Avrupa Merkez Bankası faizleri yükseltmeye karar verirse. Yani böyle tek varsayımız 17-18 Aralık'ta Fed tapering'i başlatsa da başlatmasa da. Her ikisinin sonrasında da e, genelde bir yükseliş trendinin oluşmasını bekleyebiliriz çünkü piyasa belli dipleri gördü ve bu diplerden çok fazla aşağı gelmek istemiyor. Artı Türkiye'nin gelecek yıla ilişkin büyüme beklentileri de. %4 orta vadeli programda belirlendi. IMF %3.2 olarak büyümeyi açıkladı. Nereden bakarsanız bakın ile 4 arası yeterli bir büyüme oranı olarak yabancıların gelmesi için oran olarak söylenebilir. Evet, şimdi Mevlüt Bey'in sorusuna gelince gün e konut kredilerinin 2014 yılı içerisindeki seyri nasıl olur? Bir kere kredi faizlerinde düşüş beklemeyin. Yani şu an hükümet özellikle bu kredi patlamasının önüne geçmek istiyor. Kredilerdeki büyümeyi oldukça yavaşlatmak istiyor. Ve konut her tarafta konut arzı var. E, ciddi biçimde satış için firmalar e, yeni yöntemler deniyorlar ve bu yeni yöntemler içerisinde gerçekten hani e, herhalde eğer yarın gazetelerin birinde bir daire alana bir de arama veriyoruz vesaire diye okursanız hiç şaşırmayın. Her ne kadar inşaatçılarla konuştuğumuzda bu e, konut sektöründeki ...gelişmelere baktığınızda hala Türkiye'nin 600 bin konuta ihtiyacı var... ...şeklinde açıklamalar yapılıyor. Fakat hangi kritere dayanırsanız dayanın... ...şu an İstanbul'da hem arsa fiyatları... ...hem de çünkü artık konutun girdisi arsa biliyorsunuz... ...ve arsa maliyetleri çok fazla arttı. E, fiyatlar e, arsa maliyetlerinin artışından dolayı artıyor. Birçok firma da biliyorsunuz reklamlar vermeye başladılar ve... 3 yıl içerisinde %75, %100 prim yapacak şeklinde mesajlar verilmeye çalışıldı. Aslında bunun engellenmesi lazım. Çünkü bu gerçekten çok yanıltıcı olabilir. Ve hiçbir zaman var olan şartlar sürekli devam etmeyebilir. İşte temelden girdiğinizde herkes şunu öğrendi. Bitmiş konutu aldığınızda prim yapmıyor. E bu sefer firmalara bakıyorsunuz. İşte temelden daha temel atarken size... E, satışa sunacağı şeklinde reklamlar başladı e, ve konut sektörü hakikaten dış dünyayı incelediğimizde Japonya'daki konut sektörü Kanada, İngi e, Amerika, e, daha önce e, e, işte İspanya, İrlanda baktığınız zaman benzer bir trendi burada görüyoruz. Bir karşılaştırma yaptığınızda İstanbul'la e, tabii ki Londra'yı karşılaştırdığınızda İstanbul'daki konut fiyatları Londra'ya göre oldukça ucuz. Fakat Londra'da hakikaten gidecek yer kalmamış durumda ve İstanbul'da şu an eski binalarda <laughs> yeniden yıkılıyor, yeniden yapılıyor, yeni arsa üretilmeye çalışılıyor. Burada faize çok fazla bakmayın Mevlüt Bey. Yani faiz çok yanıltıcı bir şey. O da şöyle e, siz faizler 0.50'ye düşse emin olun o alacağınız konutu belki %20 daha yukarıya alacaksınız. Önemli olan ödeyeceğiniz faizden do, e, daha da önemlisi sizin aylık ödeme miktarınız. Yani siz ayda ne kadar ödeyebilirsiniz çok önemli. Burada sizlere en büyük bizim piyasa deyimiyle eee tüyoyu vermek istiyorum. Özellikle eşinizin, sizin, çocuklarınızın vesaire bu eve aylık kaç lira giriyor? Eğer ayda herkes çalışıyor o eve 5000 lira para giriyorsa sizin ödeyeceğiniz konut taksiti faiz dahil yani ana para artı faiz dahi asla 1500 1750 lirayı geçmemeli. Yani %30 veya 35'ini gelirinizin geçmemeli. Birinizin işsiz kalması durumunda ki çünkü kendinizi en az 5-10 yıllığına bağlıyorsunuz. Birinizin işsiz kalması durumunda o ödemelerin sıkıntıya düşmemesi için e, ikinci B planınızın da hazır olması gerekiyor. Yoksa faizin e, faiz ama düşmeyecek onu söyleyebiliriz. Yani 2014 yılında faizin düşmesini Beklemeyin ee, ve e, e, özellikle de e, faiz düşsün de alayım derseniz zaten o sırada konut fiyatları da yükselmiş olacak. Bu arada e, Okan Kısaçam e, inşaat sektörünü değerlendirir misiniz demiş bir de Tukaş'ın durumunu değerlendirebilir misiniz? Finansal okur yazarlık açısından Tukaş'a bakabiliriz biliyorsunuz Tukaş hissesi ne e, çok sert hareketler oldu ve sermaye borsa bu hareketler üzerine e, direkt olarak tahtayı kapattı ve bu tür durumlarda tahtalar kapanabiliyor. çünkü ortada bir haber yok tavan 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 yükselişle giden hisseler çok dikkatli olmanız gerektiren hisseler ayrıca şunu da vurgulayayım şu an sermaye piyasası kurulu ve borsa bütün tahtaları elektronik olarak çok yakından takip ediyor. Bu tür durumlarda bir tüyoyla hareket etmeniz, bu tür sert hareketlere katılıp özellikle alım yapıp beklemek bir şey değil ama sürekli gün içerisinde alsat 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 yaparsanız böyle bir durumda manipülasyon suçlamasıyla ciddi cezalar da alabilirsiniz. Hiçbir suçunuz olmadığı halde. Dolayısıyla bu tür tahtalara çok dikkat edin. Çünkü hiçbir şirketin, yani bir şirketin arsasında eğer petrol bulunmuşsa ve ee, bu şirketin değerini tabii ki çok fazla etkileyecektir. Ee, o durumda bir hisse tavan tavan gidebilir ama ortada hiçbir haber yoksa şirket kamuya açıklanmamış bir durumumuz yoktur diyorsa, o zaman ya birileri başka bir şeyler biliyorlar ya da e, manipülatif hareketler oluyor demektir. Özellikle bu tür hareketler yerine şirketlerin kendi iç değerlendirmelerini yapıp faaliyet raporunu okumadığınız bir şirketin hissesine çok fazla bulaşmayın derim. Evet, şimdi e, sorular gelmeye devam ediyor. Ama kısa bir reklam arası veriyoruz. Reklam arasından sonra kalan soruları cevaplayacağım. Evet sevgili seyirciler, paranotası devam ediyor. Hemen Abdurrahman Şahin'in sorusuyla devam ediyorum. Tapering yani bu aslında kelimeleri kullanmak istemiyorum ama maalesef e, tahvil azaltımı programı diyene kadar tapering demek aslında daha kolay geliyor. 85 milyardan azaltım bu kadar sorun çıkarıyorsa demiş Abdurrahman Şahin. Faiz artırımı bize ne yapar demiş. Yani bir de hani <laughs> bu alım miktarı bitecek bir de faiz artırırsa ne olur? Yoksa ABD faiz artırımını tapering gibi uzata, uzatılır mı ya da hiç faiz artırılmaz mı? Yani işi sürüncemeye bırakılıp enflasyon dünyaya yayılır mı diyor. Eğer faiz planlandığı gibi artırılacaksa, bizde de trend aşağı diyebilir miyiz? Biz uzun vadede 2 dolar görülebileceğini değerlendiriyor musunuz? demiş. Kısaca şöyle, şöyle söyleyeyim. Amerika'da faiz e, arttırımının 2017'ye kadar olmayacağını Amerika, e, Fed e, en son yaptığı toplantıda açıkladı. Yani faiz arttırımı hiç beklemeyin dedi. Çünkü Bernanke ...aa ben çok şaşırdım diye bir açıklama yaptı. Neye şaşırmış? Kendisi Mayıs ayındaki konuşması sonrasında... ...piyasalarda 10 yıllık Amerikan faizlerinin... ...vesaire çok sert bir şekilde... ...yükselmesine ve... ...faizlerin bu kadar yükselmesine şaşırmış. Ee, beklemiyorduk demiş ki... ...hiç kimse beklemiyordu. Ben de o gün beklemiyordum. Bernanke bu açıklamayı yaptıktan sonra... ...piyasalar kısa bir reaksiyon verir diye bekliyordum. Ama ciddi bir şekilde piyasalar... ...buna reaksiyon verdi. Şimdi... Enflasyon konusuna gelince Amerika'nın başka çıkar yolu kalmadı. Yani dünyaya enflasyon getirmekten yani bir ekonomist olarak bana soruyorsanız Amerika'nın başka çıkar yolu yok. O borçları azaltmak, Amerika'da vergileri arttırarak, milletten daha fazla vergi toplayarak neredeyse imkansız. Dolayısıyla borçluluğu ve bütçe açını kapatmak için reel olarak borcunuzu düşürmeniz gerekiyor. Bu da enflasyonu yarattığınızda ve negatif gittiğinizde yani negatif enflasyon verdiğinizde pardon negatif faiz verdiğinizde gitgide borçlarınız hızla azalıyor. Türkiye'de de borçluluğun, kamu borcunun milli geliri oranının azalmasında iki çok önemli faktör vardır. Birisi faiz dışı fazlayı çok daha yüksek verdik. İkincisi de e, o dönemde yüzde ellilerden başlayan enflasyon özellikle yüzde altmış enflasyonla birlikte hızla borçlar reel olarak erimişti. Ben e, 2000 15 sonrası gerçekten dünyada ciddi bir enflasyonu süreç başlayabilir diye düşünüyorum. Tarih bunu gösteriyor. 70'teki 1970'teki Bretton Woods Anlaşması çöktüğünde e, o sırada basılan paralar ta 78'de 79'da enflasyon yarattı. Yani aradan 7-8 yıl 9 yıl geçtikten sonra Amerika'da enflasyon %15'lere fırladı. Onunla ilişkisi vardı eee %100 böyleydi demek zor ama yapılan şu an bilimsel çalışmalar bunu gösteriyor. O sırada petrole gitti o paranın büyük bir kısmı. Şimdi deli gibi evet şeyi de çok açmışız ve borsa açıldı. Deli gibi bu para bir yere aktığında basılan paralar o sırada faiz arttırıp çekmeye çalışabilir ama gerçekten dünyada bu konu test edilmedi. Gelişmiş ülkelerinin bu kadar yüksek borç ve bu kadar para bastığı bir dönem daha fazla daha yaşanmadı. Evet Hakan Sarıkuş diyor ki Viyop'ta bir ay öncesine kadar piyasa yapıcısı bütün opsiyon kademelerine alış ve satış kotasyonu veriyordu. Şimdi sadece satış kotasyonu vermekte. Ekrandan çağrı yapar mısınız? <laughs> alış kotasyonu da versin. Para kazanamıyoruz demiş. Evet ben de buradan çağrı, çağrı yapıyorum. Piyasa yapıcısı lütfen alış kotasyonu veriniz. Tabii ki piyasanın dinamiklerine göre de onlar belirliyorlar. Ben sizin mesajınızı okudum. Eee Levent Gökdem diyor ki hocam farkındayım e-maillerimi özellikle okumuyorsunuz diyor. Ee, Allah Allah Levent Bey en çok sizin e-mailinizi okuduk bugüne kadar. Ee, son bir beklentiyle programa katkım olsun diye bir mail daha atıyorum görmezden gelirseniz ya bu izleyiciler gerçekten bir garip yani görmezden gelirseniz şu an düşünebiliyor musunuz kulağımda yönetmenin sesi var o sırada ekrana ne verilecek hangi görüntü verilecek bu sırada hangi soruyu ayarlamaya çalışacağım cevabı nasıl yapacağım diye düşünürken ee, bir de şey derdi başladı bende ee, ne denir ona ha ben bu e, okuyucunun veya izleyicinin mailini okumayayım diye bir de ona e, fikir ayıracağım yapmayın lütfen gerçekten öyle bir şey düşünüyorsanız zaten burada hiçbir mail kesinlikle şey yapılmıyor yani mutlaka e, görmüşsek eğer mutlaka okuyoruz sorum şu 93'te dünyanın en büyük 17. ekonomisiymişiz. 2014 2004 için 16. sıraya yükselmeyi hedefliyormuşuz 20 yılda bir ay boyu yol gidememiş miyiz? Bu tabloyu nasıl okumalı demişiz. Demiş evet Türkiye aslında büyüme yaşadı. Ama demek ki bir yarışta herkes büyüdüğü için yani 2003 yılından 2007 yılına kadar ki büyümeye baktığınızda yurt dışından dünyaya çok büyük bir para akışı var. Ve gelişmekte olan ülkeler bu büyümeyi tetikliyor. Evet biz de hızlı büyüdük ama o sırada bizim rakiplerimiz de çok hızlı büyümüşler. Dolayısıyla hepimiz aynı kulvarda gidiyoruz. Ya yani sıralama çok fazla değişmiyor diye ok okuyabiliriz. Mehmet Uyguç gözlemlediğime göre devletin yüksek yatırım iştahı azalmadıkça ve yatırıma yönelik yüksek kredi hacmi sıkı bir şekilde azaltılmadıkça kimse bu ve gelecek sene büyümenin %4'ün altına gelmesini beklemesin. Sağlayacakla kalın. Mehmet Bey çok önemli bir noktaya vurgu yapmışsınız. Evet, dediğiniz doğru hem de seçim yılda geliyor. Bu yüksek yatırım iştahında da devam ediyor. Şu an özellikle inşaatta bir projenin tamamlanıp bitmesi ve durum bir bekleyelim şöyle izleyelim de, denilmiyor. O proje daha başladıktan, yarısına geldikten sonra yeni projeyle o proje finanse ediliyor. Mecburen yeni bir proje açmak zorundasınız ki ötekini finanse etmelisiniz. Hakikaten devasa bir yatırım durumu var. Bazen şeyde ben de düşünmüyor değilim. Over investment sorunu vardır. Yani aşırı yatırım. Yani aşırı yatırım yaparsınız, getiriler gitgide düşer. Belli bir süre sonra artık yatırım kendisini çeviremez olur ve bu ciddi krizlere de sebep olabilir. Ben de göre görüşlerinizi bu şekilde vermiş oldum. Mehmet Ergin, e, az önce Tukaş'ı konuşuyordunuz. Bunun gibi şu anda Mepet, Avgeo ve bu gibi şirketlerin diğer hisseleri, bunlarda yapılan işlemleri SPK görmüyor mu yoksa adamı da göre mi işlem yapılıyor? Ben de reha hissesi var. İki gün işlem yaptı hemen kapatma geldi. Bu çifte standart değil midir demiş. Şimdi şöyle söyleyeyim Mehmet Bey. E, asla böyle düşünmeyin. Yani ben sermaye piyasası kurulundaki arkadaşları da çok iyi tanıyorum. Borsadaki insanlara da çok iyi terim. Ya biz bunu kapatmayalım da şunu kapatalım veya şu tahtayı şey yapalım değil. Burada elektronik olarak şeyler belirlenmiş durumda. Kriterler belirlenmiş, objektif kriterler var. Yani orada tahta kapatılırken ciddi anlamda volatilite ve ortada bir sebep yok. Yani bir haber gelmiş ve bu haber üzerine hareket oluyorsa da karışılmıyor zaten. Ama e, her harekette ciddi manipülasyon oluyor anlamına gelmeyebilir... Ama şunu e, vurgulamak istiyorum sorunuz üzerine, burada bunu kapatalım bunu kapatmayalım diye bir ayrımcılık olduğunu gerçekten düşünmeyin. Eğer varsa gerçekten o, o şekilde bir e, e, sıkıntınız yani e, bir şikayetiniz varsa bildirin ve bu mutlaka inceleniyor ve mutlaka dikkate alınıyor. Evet, e, Metin Ercan Euro ne kadar yükselir? Demiş Euro artışı nereye kadar gider demiş. Şimdi aslında e, grafiklere bakalım. Murat Orhan altın konusunda ne diyorsunuz? Ne zaman yükselecek bu altın? Şimdi onlara bakacağız. ABD 10 yıllık e, yabancı payı. Biz yabancı payı çok daha az da azdı artıyor ama yeterli değil sanırım. Ayrıca ABD 10 yıllıkları da çok volatil, çok dalgalı. Geçen ay tarım dışı istihdam verisi geldiğinde ABD 10 yıllıkları 2.62-2.80 arasında dalgalandı. Cumaya kadar 2.70 altına inerse olumlu algılanabilir mi demiş. Evet, kesinlikle 2.70'in altına inerse e, a, olumlu algılanabilir. E, ve e, e, ama pek de 2.60'ın altına ineceğini zannetmiyorum. Yani 17-18 e aralığa kadar 2.70'in altına ineceğini pek zannetmiyorum. Biraz stres yaşayacak piyasalar. Ee, ve İHKS İshak Şen diyor. Merhaba Sayın Hocam. Tukaş sebepsiz hareketlenmiyor. Satış haberi duyuruldu diyor. Tabii o duyurulara kadar ...o hareketler, demin az önce söyledim... ...bir haber vardır, onu kimse duymamıştır... ...bilenler vardır, bunlar alıyordur... ...millet duyduğu zaman da satarlar onu... ...ve o haberi duyup da alanlar... ...ciddi zarar ederler... ...bu da finansal okuryazarlık için önemli bir mesajdı... ...hemen grafiklere geçelim ve bakalım bir... ...önce dolara bakıyorum... ...şu an dolarda... ...nasıl bir hareket var... ...ve grafiği verelim arkadaşlar... ...şu an dolarda bu sabah itibariyle bir miktar düşüş var... ...dün sert bir artış vardı... 5 ee, dakikalık grafiklerde e, bu sabahı göstermek istiyorum. Özellikle şu seviyelerde 2.04'ün üzerinden başlamıştı. Aşağıya doğru geldi 2.083 ve bu seviyelerde güçlü bir şekilde duruyor dolar. Günlük grafiklere baktığımızda özellikle şu e, seviye e, direnç seviyesi daha önce görülmüş 2.08 seviyesi ve buradan da yukarı yönlü bir başlamış trend var. Ve bu trendde aslında bir sıkışma, ben açıkça söyleyeyim burada bir sıkışma bekliyorum. Yani şu üçgen olarak gördüğünüz alanda bir sıkışma bekliyorum. Burayı bu sıkışmalar bekleyebiliriz ama... ...2.05.50'ye gelirse o zaman 2.08'e kadar yükselme olasılığı çok yüksek doların. Dolayısıyla bunu izlesin yatırımcı. Şu aşamada hani alım yapıldığında belki yükselmeye devam edecektir. Ama 2.08... 2.07'ye gitmesi için 2.05.50'yi geçtiği anda kısa vadeli düşünenler orada log pozisyon açabilirler. Dora, dolarda bu sıkışma sonrasında seçim dönemine de giriyoruz. 2014 oldukça zor bir dönem olacak diye bekliyoruz. Ve dolayısıyla da dolar e, en azından şu görmüş olduğunuz yukarı yönlü trend ki daha önce şurası 1.92 seviyesiydi. Ve bu 1.92 artık destek haline dönüştü. 2.08 ile 1.92 aralığında kaldı. 2 lirayı orta bant yaptı. Şu an için biraz fazla yükseldi. Ama 2 lira veya altına geldiğinde dolarda alım önerilebilir. Altına bakalım. Altında sert bir düşüş var. Özellikle e, bu ISM imalat verileri geldi. Dün e, biliyorsunuz ee, Okan Aybar vardı programda ve şuradaki sıkışmaya dikkat çekmiştik. Bu sıkışmalar sonrasında sert hareketler geleceğini, bunun aşağı ya da yukarı yönde olabileceğini ve <laughs> daha çok aşağı yönde bir hareket beklediğimizi belirtmiştik. Dikkat ederseniz burada dün 1220 dolara kadar düştü altın. Bu sabah biraz toparlamaya çalışıyor. Özellikle 1235'in üzerine çıkarsa alım düşünülebilir ya da Altında alım için bence 1200'ün altı beklenmeli orta vadeli alım için bu onz altın fiyatı. Ama TL'ye baktığımızda TL'de hiç olmazsa e, dolar yukarı gittiği için altın çok fazla gevşemiyor. Ve daha önce de 80 liranın altına geldiğinde alım yapılabileceğini belirtmiştik. Nitekim burası 78.40'ı gördü ve şu anda da 80.40 seviyesinde bulunuyor bu seviyelerde tutunmaya çalışıyor. Özellikle 85 seviyesi veya üzerindeki seviyeler satış için iyi fırsat. Altında gelecek 5-6 ay boyunca bir kanal hareketi göreceğimizi düşünüyoruz. Yani şu şekilde bir kanal hareketi göreceğimizi düşünüyoruz. Ve bu kanal hareketi şu aralıkta gerçekleşebilir. Bu da 80 liranın altında al, 85 lira civarında sat şeklinde değerlendirilebilir. Altın için bu kural hala geçerli. Bunu özellikle vurgulayalım. Hemen borsaya dönelim. Borsa açıldı biliyorsunuz sevgili seyirciler ve açılış sonrasında bir miktar yukarıdan açılmıştı ama şu an bir gerileme var dünkü e, satışları görüyorsunuz. Yani dün Amerika'dan ISM verisi açıklandıktan sonra sert bir şekilde geri çekildi. Çekilmeler sırasında işlem hacminde belirgin bir artış gördük ve şu seviye özellikle 75.500 seviyesi aşağı kırıldığı anda çok sert gitti aşağıya. Burada da 74.500 seviyesi var. Ama bunun öncesinde en güçlü destek 74.000'de. Eğer bu seviye aşağı geçilecek olursa stop yapıp beklemek lazım. Çünkü böyle bir durumda yaklaşık olarak 72 binle ile 73 bin aralığında şu boşluğu doldurmak isteyebilir. Bir de bizim teknik bir deyimle borsada bir omuz baş omuz formasyonu e, oluşuyor şu an. Bu birinci omuz. Iki. Dolayısıyla burada eğer 74 bin civarına kadar gerilecek olursa e, tabii ki ayı tuzakları dediğimiz aşağı gidiyor gibi yapıp yukarı da dönebilir. Ama 17-18 aralığa kadar benim tahminim ee, çok güçlü bir yukarı hareket başlatamayacak borsa ve büyük bir olasılıkla 74 bin'i orta yer yaparak bunun altına ve üstünde dalgalanmalar yapacak diye bekliyorum. Borsada şu aşamada e, kesinlikle teknik olarak e, alım için kötü bir görüntü var. Yani hem kısa vadeli alım için çok olumsuz bir görüntü var hem de orta vade içinde en azından şu ortalamanın 73 bine gelmesi durumunda oralar biraz orta vadeli alım için çok daha uygun olacaktır. Evet grafiği alalım arkadaşlar. Bu arada hemen sorularınıza bakıyorum. Recep Çolak diyor ki hocam ben sabah yayıncılık mağduruyum. Sizin de kapalı tahtalarla ilgili bir program bekliyoruz. Recep Bey bu gerçekten kanayan bir yara. Özellikle geçenlerde yazdığım bir yazıda şunu da vurguladım. Şimdi bazı tahtalar var ki onun kapatılmasında hakikaten yatırımcının bir hak, şeyi yok, ee, suçu yok. Hakikaten e, onun za yatırımcının zararlarının da karşılanması lazım. Bazı tahtalar var ki kapanmış fakat yatırımcının ciddi anlamda da e, hatası var. Yani bile bile lades. Ee, bütün şirket sürekli kötüye giderken, sürekli kötüye giderken ve en sonunda da şirketin tahtası kapatılıyor. O tip tahtalar için değil. Ama özellikle ortada hala sabah yayıncılık diye bir şirket varken, orada çok karmaşık bir hukuki süreç var. Ee, bu konuda biz, ben aslında çağırıyorum ama genellikle bizim denetleyici düzenleyici kurumlardan kimse çıkıp bu konuda konuşmak istemiyor. Bunu açıkça söyleyeyim. Dolayısıyla bu konuya çok fazla girmek istemiyorlar. Ama ben e, neler yapılabilir aracı kurumlar birliği de zaten bu konuya el atmak istiyor. Fakat hukuken e, çok fazla tıkanıklıklar var. Sadece onu söylemek istiyorum. E, diğer taraftan evet e, sorulara baktığımda e, Mert Bal diyor ki az önceki inşaatla ilgili tarla vasfındaki bölgelerden 1 bölü 5 bin plan çalışması olanları bulabiliyorsak arsa yatırımı dairenin 5 katı ama riski de var diyor. Yani öyle bir arsa bulursanız e, oradan alın şeklinde <laughs> Süleyman Ballı diyor ki ülkemiz gelişme geriliği olan çocuk gibi biz büyüyoruz ama gelişmiş ülkeler de büyüyor onların bulunduğu yer ileride diyor evet e, sonuna kadar katılıyorum şimdi bir de isterseniz e, şeye bakalım e, euro dolar paritesine az önce euro e, da daha yükselir mi şeklinde bir soru vardı. Euro-dolar paritesinde 1.3625 bana göre artık bayağı bir zirve seviye oldu. Yani günlük grafiğe baktığımızda e, burada e, şöyle bir görüntü var. Yani e, 1.60'lardan başlayan düşüş ve çok uzun vadeli bu. Yani kriz öncesinde 1.60 ve altta da şöyle bir destek var. Bu gitgide daralan bir üçgene dönüşüyor ve gerçekten uzun vade açısından da çok sağlıklı gözükmüyor. Biraz daha kısa vadeli baktığımızda Euro dolar paritesine şu artış trendi yani 1.21'den bu İtalya ve İspanya'da borçlarını ödeyemez stresinin olduğu zamanlar şu zamanlar. 1.21'den başlayan yukarı yönlü bir trend var. Bu trendin en önemli desteği de yaklaşık olarak 1.31 seviyesinde bulunuyor. Şu aşamada Euro dolar paritesinde aşağı yönlü bir hareket bekleyebiliriz. Short pozisyon açılabilir Euro dolar paritesinde ve 1.32 80 veya 1.32 50 seviyeleri pozisyon kapatma seviyesidir. Stop olarak da 1.36 40 civarı kullanılabilir. 1.36 40, 1.36 50 civarı kullanılabilir. Evet bu aşamada sevgili seyirciler Euro dolar paritesinde ki hareketler şunu da belirleyelim. Euro TL'yi de çok fazla etkiliyor. Yani Euro TL'yi Euro ile TL ve Euro TL'de de ciddi bir şey var yukarı yönlü hareket vardı dün hemen onu da verelim arkadaşlar grafiğini yine zirveye geldi fakat bu zirveye gelmişken ve genel konjonktürde Euro aleyhine gelişirken bu seviyelerden asla Euro'da şu an için alım önermiyorum ama dolar belki olabilir dolarda da bir miktar gerileme beklenmesi lazım yeniden 2.77'ye geldi. Buraya sürekli gelip gelip dönüyor. Ama tabii burayı kırarsa en azından yaklaşık olarak 10 kuruş daha 10 kuruş daha artabilir. 2.87'yi hedefleyebilir ama 2.80'in üzerinde kapatırsa. Evet, paranın rotasında bugün sizlere elimden geldiğince yine sorularınızı cevaplamaya çalıştım. Göstermiş olduğunuz ilgiye çok teşekkür ediyorum. Çok Fazla mail var, e, teşekkür maili de var. Onları genellikle okumamayı da tercih ediyoruz. E, yarın sabah yine e, aynı şekilde sorularınızı cevaplayacağım bir program olacak. E, dolayısıyla bugünden ne soracağınızı hazırlayabilirsiniz. Yarın sabah yeniden görüşmek dileğiyle teşekkür ediyorum, e, kalın diyorum. Bizleri de izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. yol gösteren Kobi Bankacılığı